Bir ayet-i kerimede kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. De ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı Allah olarak gerçekten kabul ediyorsanız ve onun hakkında şüpheniz yok ise onun sevdiğini seveceksiniz. Onun sevdiği de Habibim dediği Muhammed Arabi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun sevdiğini seveceksiniz derken diğer bir manada da onun sevdiği insanın sevdiği şeyleri seveceksiniz. O ne yapmışsa müminler de onun gibi yaşayacak ve onun gibi hareket edecek. Az veya çok. Bazı insanlar az yaşayabilir, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın taklitini yaparak bazı insanlardan mükemmel şekilde yaşarlar ve Peygamber aleyhissalatü vesselama daha da yakınlık peyda ederler. Burada biz deriz ki Resulullah aleyhissalatü vesselama bir insan ne kadar yakınlaşsa ona o cihette varis olur ve ona ahirette de o cihette o kadar yakın olur. İsa aleyhisselamı ashabı sorarlar. Ey Allah'ın nebisi Mesih İsa, İsa bin Meryem. Seni şu yüce terbiyeye getiren esas nedir? Nedir bu terbiyeye nasıl geldin deyince İsa aleyhisselam şöyle cevap verir. Ben içinizde kala kala edepsizlerin yapmış olduğu şeyi gördükçe diksindim ve edepsizlerin yapmış olduğu şeyin tersini yaptım ve onunla bu yüce edebe sahip oldum. Bazen bu kelamı İmam Ali radıyallahu teala ana mal ederler fakat aslında İsa aleyhisselama sorulmuştur. Ve ben sizin içinizdeki edepsizlerden diksindim cemaatine söylüyor ve ondan sonraki onların tersini yapa yapa bu edebe sahip oldum. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın yüce ahlakını da ashabı soruyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, sendeki bu yüce ahlak nasıl bir ahlaktır ki? Sana ızdırap veren, sana acı veren, efendim sana taade eden kişileri affediyor ve onlara bazen beddua bile etmiyorsun. Seni bu memleketinden çıkarıyorlar, sana acılar çektiriyorlar ama sen yine de onları afla karşılıyor, onları merhametle, şefkatle bağrına basıyorsun. Bunun hikmeti ne ola ki ya Resulallah deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اَدَّبَنِي رَبِّي فَاَحْسَنَ تَعْد۪يبِ Kainatı terbiye eden Allah Celle Celaluhu beni en güzel terbiyesiyle terbiye etti, edeplendirdi. Ya Ebu Bekir terbiyemi ben Rabbimden aldım. Evet, ismi azamda olan azam bir nebi Allah Celle Celaluhu'nun ismi azamından da edebin de en azam noktasıyla beşeriyete böyle geliyordu. Ve beşere yaşadığı müddetçe en güzel ahlakı vermek ve onları toplum içerisinde yaşarken lüzumlu ve iyi birer fert yapmak için Peygamber aleyhissalatü vesselam bir cihete öyle gönderilmiştir. İnnemâ bu'istu li'utemmime mekârimel ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ben lanet edici olarak gönderilmedim, ben merhamet edici ve alemlere rahmet edici olarak gönderildim. Şimdi muhterem müminler, onun ahlakından böyle safha safha nokta nokta alacağız ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir edebin sahibidir, nasıl bir ahlakın sahibidir ve yaşadığı zaman içerisinde hele hele o 23 senelik kısa tebliğ zamanında ve bu 23 seneliğinde 13 senesi sükut dönemi, yani sesini çıkarmıyor kimseye karşı, atılan taşa karşı elini bile kaldırmıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam ve 10 senelik Medine döneminde nasıl Bizans'ı, efendim Mısır'ı, İran'ı, Turan'ı nasıl titrettiğini o yüce ahlakından reşhalar alıp sunmak istiyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah Celle Celaluhu kutsi hadisinde تَخَلَّقُوا بِأَحْلَاقِ اللّٰهِ Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız. Nasıl Allah ahlakıyla ahlaklanılacak? Yani burada hadis zahiri olarak müteşabih görünebilir. Derinliğine indiğimiz zaman Allah Celle Celaluhu da nasıl güzel ahlak, ahlakın en mükemmeli varsa, mesela kafir Allah'a küfrettiği halde Allah onun rızkını verir. Onun rızkını ihmal etmez. O kadar Rahman, o kadar Cevvat, o kadar Kerim.
ve mümin de öyle olmasını istiyor Allah Celle Celaluhu. İbrahim Aleyhisselam'a bu hususta inen bir vahide, besmele çekmeyen bir gayrimüslim sofrasında oturduğun, İbrahim Aleyhisselam diyor, sen besmele çekmediğin için benim soframda oturma. Oturamazsın benim soframda çünkü Allah'ın adını anmadın. Ve 70 yaşındaki o ihtiyar kalkıp İbrahim Aleyhisselam'ın sofrasını terk edince Allah Celle Celaluhu vahy indiriyor. Ya İbrahim, o kovduğun yaşlı insan 70 senedir bana küfreder. 70 senedir bana şirk koşar, bana isyan eder. Ama ben bu 70 senelik zaman içinde 7 dakika da olsa onun rızkını kesmedim. Havasını kesmedim, suyunu kesmedim. Ben ne kadar cevvat, ne kadar kerim bir Allah'ım ki onun rızkına asla ilişmedim. Sen ya İbrahim, ufacık bir meselede onu darılttın. Git ondan özür dile bir cihette. Ve İbrahim Aleyhisselam gider o insandan özür diler. Neydi buradaki hikmet? Gönül kazanmak, gönül yapmak. Gönül yapıp gönül yıkmamak. Esas mesele buydu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını Hazreti Aişe-i Sıddık'a annemize sorarlar vefatından sonra. Abdullah İbn Abbas radıyallahu ta'ala diyor ki, bir heyet olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesine gittik. Ve annemiz, müminlerin annesi Hazreti Aişe-i Sıddık'a'ya sorduk. Ana, Resulullah'ın ahlakı neydi acaba? Bize anlatır mısın? Şöyle mufassal olarak, kısa, veciz olarak Resulullah'ın ahlakı neydi? Bize anlatır mısın? Hazreti Aişe-i Sıddık'a annemiz hulukuhul Kur'an diyor. Onun ahlakı Kur'an'dı. Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Allah Kur'an'da neler emrediyorsa Resulullah'ın ahlakı oydu. Resulullah'ın ahlakı Kur'an'ın hulasası, Kur'an'ın hulasası Resulullah'ın ahlakı. Hiç farkı yok. İkisini habını okumuşsunuzsa Resulullah'ın ahlakını görmüşsünüz. O kadar ahlaklı bir insan, o kadar terbiyeli bir insan. Ve Allah Celle Celaluhu'nun bütün emirlerine başta kendisi en güzel şekilde riayet eden bir insan. Ve dedik ki kendisi afkan, kendisi mükemmel, kendisi mütevazi, kendisi merhametli, kendisi hayalı ve sabırlı bir insan. Ve yetiştirdiği insanlar da aynı şekilde. Öyle bir kadro yetiştiriyor ki, bir Ebubekir-i Sıddık'ın önünde Cibril yürümekten utanıyorum ya Resulallah. Ebubekir-i Sıddık gibi bir insan. Ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ders almış, onun talebeliğini yapmış ve onun gittiği yolda adım adım ilerlemiş, Cibril Ebubekir'in önünde yürümek istemiyorum ya Resulallah. Ve bir cihette meleklerin haya ettiği Osman İbn Affan görürsünüz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yetiştirdiği bir talebesi. Melekler ondan haya ediyor, ben mi ondan haya etmeyeyim diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu gösteriyor ki ondaki o yüce ahlak kendi ashabına, arkadaşlarına da tesir etmiş, tecelli etmiş. Ve onlar kendi önderlerinin ahlakını yaşadıkları için o gün yeryüzündeki haritanın şekli değişiyor. Bugün eğer biz İslam cemaati olarak geri kalıyorsak, bunu samimiyetle söyleyeyim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından uzak kaldığımızın neticesidir. Ashab-ı kiram ve tabi'inler, tebe-i tabi'inler döneminde Resulullah adım adım takip edildi ve onun yüce ahlakından tecelliler alınmaya çalışıldı ve o nispetle de İslam cemaatleri yükseldi. Ama bugün için yükselmek istiyorsak mutlaka Resulullah'ın bu güzel ahlakından tecelliler, örnekler alacağız ki başkalarına da örnek olalım. Evet, Hazreti Ayşe annemiz devam eder Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ahlakını anlatırken. Sizden hanginiz diyor o cemaatte oturanlara, sizden hanginiz hanımı kendisini çağırsın da o hanımına lebbeyk desin, siz demezsiniz. Hanımını sizi çağırdığı zaman sadece ne var falan ismiyle cevap verirsiniz. Ama bizim en küçüğümüz dahi Resulullah'ı çağırdığımız zaman Resulullah bütün gövdesiyle döner, lebbeyk buyur derdi. Hanımına karşı bu kadar edepli. Buyur, bir işim mi var, bir isteğim, bir arzum mu var der ve bizi o kadar hoşnut kılardı ki kendisinden artık bir şey isteyemez olurduk, utanırdık kendisinden.